Samiha Ayverdi, Batmayan Gün romanında şu cümleyi yazmış. İnsanın çektiği elem ve gönül darlığı dünyaya olan iltifat ve bağlılığı nispetiyle artar. Evet, insanın acıları, gönül darlıkları, kasvetleri bazen fazla olur. Fazla olmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerden önemlilerinden birisi dünyaya olan iltifat ve bağlılık. Dünyaya olan aşk ve bağlılık hisleri insanın elem ve gönül darlığını arttırıyor. Yunus Emre'nin şöyle bir mısrağını hatırladım. Kimde varlık var ise gitmez gönül darlığı. Aslında gönül derken kalbe tabii ki gitmek gerekir. Kalbi Cenab-ı Allah kendisi için yaratmış. Kalbin özellikle batınını, içini kendisine ayırması için insana bu özelliği vermiş. Kalbin dışını, zahirini diğer varlıkları sevmek için takdir etmiş. Fakat insan bir hata yaparak kalbin dışında layık olmayan sevgileri kalbin iç noktasına, yalnız Cenab-ı Allah için olan bölgesine taşırsa bu konuda büyük darlıklara, büyük elemlere, kasvetlere boğulabilir. Bir ayet-i kerimede Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır buyuruluyor. Kalp iki yönlü değildir. Kalbin özelliği bağlanınca tam bağlanmasıdır. Bağlandığı şeyin yok olmasını istememesidir. Ona şiddetli hislerle bağlanmasıdır. Ondan ayrılmayı kabullenmemesidir. Ona bir beka atfetmesidir. Aşırı sevmesidir. Dolayısıyla insan böyle yüksek bir organla, bütün latifelerin kumandanı olan bir organla böyle basit varlıklara saplanırsa büyük acılar içerisinde kalır. Kalbi acılar içerisinde kalır. Dünyaya iltifat ve bağlılık bir hatadır. İnsanın kalbindeki denge hali aslında züht tabiriyle ifade edilen dünyada kazandıklarına çok sevinmeme, kaybettiklerine de üzülmeme halidir. Kalbin denge hali buyken insan onunla fani, baki olmayan, ayrılıp giden, kopması kesin olan bir varlık olan dünyaya, dünya hayatına bağlanırsa kalbindeki elem ve gönül darlığı artar. Bir veliye böyle bir soru sormuşlar. Demişler ki, efendim biz sizin gibi ahirete aşık olmak istiyoruz, dünyayı da pek sevmemek istiyoruz. Fakat bunu başaramıyoruz, dünyayı çok seviyoruz, ahireti de pek önemsemiyoruz. Bizdeki hata nedir? Sizin bu başardığınız şeyi biz niye başaramıyoruz? O da bu soruyu soran kişiye şöyle bir cevap vermiş. İnsan yatırımını nereye yaparsa kalbi oraya bağlanır. Siz bütün hanlarınızı, hamamlarınızı, mülkiyetinizi dünyaya yaptınız. Bütün sermayeyi dünyaya yönlendirdiniz. Kalbiniz o yüzden dünyaya yapışıyor. Fakat ahirete yatırmış olsaydınız, köşklerinizi, saraylarınızı ahirete yönelik olarak biriktirmiş olsaydınız, elbette bir insan yatırımını nereye yaparsa kalbi oraya bağlanır, kalbiniz ahireti sevmeye başlardı şeklinde onlara bir hatırlatmada bulunmuş. Dolayısıyla dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hadis-i şerifini de hatırlayarak bu hatayı yapmış, yani diğer hatalar arasındaki başat hatayı yapmış bir insanın içindeki kasveti, darlığı geçirmek için başka hangi çarelere başvurulursa başvurulsun, kalbindeki dünya sevgisiyle ilgili hastalık teşhis edilmediği müddetçe ona kalıcı bir tedavi uygulanması mümkün olmaz. Dünyanın faniliği, geçiciliği ona aşk duymamamız için, bağlanmamamız için bir gerekçedir ama bir diğer taraftan aynı bu özellikler dünyadaki sıkıntıları kafamıza fazla takmamamız için de bir gerekçedir. Neden takalım ki fani bir şeyi, geçici bir şeyi? Oradan kaybettiklerimize niye bunca üzülelim ki? Şimdi bir cümleyi de Sevinç Çokum'un Gül Yüzlüm kitabından alıntı yaparak biraz da dünyadaki nimetlerin değil de dertlerin geçiciliğine vurgu yapan bir paragraf okuyacağız. Bu sözümü unutma sakın.
Bazen yaşamak zorlaşır. İnsan hayatın yükünü taşıyamaz duruma gelir. Her şey gözüne karanlık gözükür. İşte o zaman bütün bunların geçici olduğunu düşünmeli, şimdi ağlıyorum ama yarın güleceğim demeli. Hayatın geçiciliği en basit bilgilerdendir. Herkesin gözüyle gördüğü bilgilerdendir. Fakat kalbe de pek tesir etmeyen bir bilgidir. Tuğli emel dediğimiz insanın emellerinin, arzularının uzunluğu, çokluğu, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşaması insanın dünyanın da kendisinin de geçici olduğuna inanmadığını gösterir. Yani insan bazen Allah'a inanır, ahirete inanır, meleklere inanır, kadere inanır. Fakat dünyanın geçiciliğini anlayamaz. Anlasa da kalbine sindiremez, özümseyemez ve davranışlarından, hırslarından, sevinç ve üzüntülerinden dünyanın geçici olduğunu anlamadığı bariz bir şekilde ortaya çıkar. Sevinç Çokum bu cümlesinde şimdi ağlıyorum ama yarın güleceğim demeli ve hayatın kısalığını, geçiciliğini düşünmeli şeklinde bize bir öneride bulunuyor. Geçici yerlerdeki dertleri büyütmek çok akıl kârı değildir. Mesela bir dinlenme tesisinde, bir mola yerindeki aksaklıklar gözünüze çok batmaz, psikolojinizi bozmaz. Saatlerce etkisi altında kalmazsınız çünkü birazdan oradan ayrılacağınızı biliyorsunuz. Ama komşunuzla olan sıkıntılarınız sizi ciddi manada yaralamaya başlar çünkü orada daha uzun kalacağınızı düşünüyorsunuzdur. İşte bu göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini bildiğimiz dünya hayatındaki dertleri bu geçiciliğe layık olacak kadar önemseyebiliriz. Bu da geçer yahu diyerek aslında pek çoğunun üzerine bu çizgiyi çekebiliriz. Evet, düşüncelerimiz var, hislerimiz var. Bazı insanlar düşünce odaklı daha çok yaşarlar, bazıları his odaklı daha çok yaşarlar. Bazılarının düşünceleri hislerine söz geçirir, bazılarının da hisleri düşüncelerine galip gelir. Şimdi az önce anlattığımız dünyanın geçiciliği bir düşüncedir. Fakat başka hisler, hırs gibi, endişe gibi, gelecek kaygısı gibi hisler geliyor. Bizim bu düşüncemizi, bu sahih düşüncemizi bozuyorlar. Dolayısıyla kalp ve kafa bütünlüğü dediğimiz ikisinin de terbiye edilmesi, kalbin ibadetlerle, marifetullahla, muhabbetullahla beslenmesi, aklın tefekkürle beslenmesi sayesinde bu dengeyi bulabiliriz. Şimdi okuyacağımız edebiyatçımızın cümlesinde düşünceyle hislerin çarpışmasından kısaca bahsediyor. Ahmet Rasim'in Leyali Izdırap romanından bir cümle okuyacağız. Düşünce pek korkaktır. Hislere yenilir yenilmez kaygısını arttırır. Kendine özgü hayaller bulur. Onlardan da korkar ama uzaklaşamaz. Evet, düşüncelerin korkak olduğunu, hislere yenildiğini, hislere yenilir yenilmez de kaygısını arttırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla kaygılarımızın bir sebebi düşüncelerimiz olmuyor, hislerimizin düşüncelerimize olan galibiyeti oluyor. Burada aslında bir at örneği verebiliriz. At ve binici örneği. Diyelim ki hislerimiz at olsun, binici de düşüncelerimiz olsun. Düşüncelerimiz hislerimize binmesi lazım. Yani hislerimiz çünkü yanılabilir. Hislerimiz ilkel adımlar atabilir. Hali hazırdaki vakti fazla düşünebilir. Hazırdaki lezzetleri gelecekteki büyük lezzetlere tercih edebilir. Hazırdaki sıkıntıları çekmektense gelecekte büyük sıkıntılara girmeyi kabullenebilir. Hisler bu hataları yapabilir. Nefisin etkisi altında yanlış yönlere kayabilir. Şeytanın telkinlerine açık olabilir. Fakat düşünce alanımız, itikadımız diyelim, bütün bunların yanlış olduğunu gösterebilecek bir mercek bize sağlayabilir. Şimdi bu serkeş ata sağlam bir binici gerekir. Bu binicinin de elbette güçlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu serkeş atın da vasat seviyelere, kuvve-i şehviye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye gibi hislerinde orta noktalara ulaştırılması gerekiyor ki bu aslında
Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarının koyduğu kuralların bir sonucudur. İnsandaki denge. Yani ibadetler. İbadetler insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye hislerini vasat noktaya getiren büyük idmanlardır. Bu idmanlarla beraber bu serkeş atın sakinleşmesi, tefekkürle, okumayla, Cenab-ı Allah'ı tanımayla, ilahi isimleri bilmeyle, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ayak uydurmayla bu binicinin de güçlenmesi söz konusu olur. Böyle bir biniciyle, böyle bir at çok sağlıklı bir yolculuğa çıkabilirler. Aksi takdirde atın dediği olur. Atın dediği olur ama at insanı güzel memleketlere götüreceğine, biniciyi alıp ahıra geri götürebilir. Bu da insanın manevi hayatının bir felakete uğraması demek olur. Dolayısıyla düşünce pek korkaktır. Hislere yenilir yenilmez kaygısını arttırır. Bir müminiz ama niye kaygılıyız? Rızkımızdan niye endişeliyiz Cenab-ı Allah onu taahhüt etmişken? Gelecek onun tahtı emrinde olmasına rağmen ne diye bu kadar endişeleniriz? Bunlar kalbimizden, itikadımızdan, düşüncelerimizden değil. Bunlar hislerimizden kaynaklı zayıflıklar. Bu his terbiyesini, duygu terbiyesini, kalp terbiyesini gerçekleştirmediğimiz müddetçe hislerimiz, düşüncelerimizi korkutabilir ve bu korku altında düşüncelerimizin endişeleri ve kaygıları ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak durumundayız.